Bizim de buradaki görevimiz nedir Sivil AFAD olarak? Özellikle ben ve şube müdürü ve diğer arkadaşlarımız da zaman zaman sizleri denetlemeye geleceğiz. Bu denetimler sonucunda ola ki bir aksama olursa denetleyeceğiz ama böyle bir aksaman olacağına ben ihtimal vermiyorum. Uçuyorum, gidiyorum, vatandaşa sarılıyorum. İşte buranın kendi güvenliği açısından sakıncalı bir yer olduğunu tatlı bir dille, güzel bir, uygun bir dille söylüyoruz onlara. Onlar da anlıyorlar bizi. Bugüne kadar da bakın, 2015'ten bu yana bu aldığımız görev güzergahı boyunca boğulma yaşanmadı çok şükür. Bu aldığımız tedbirler, tabii Allah'ın inayeti var burada. Bizim aldığımız tedbirler cidden etkisini gösterdi. Özellikle su, sızat sinyal geldiği zaman suyun gelme ihtimali ne kadar? 2 saat, 2.5 saat sürüyor. Yani buradaki vatandaşlığı uyaracaksınız ve barajın açıldığını ve su seviyesini yükseleceğini uyarırsanız tabii ki bunları kırmadan tabii. Diğer arkadaş da orada daha erken geliyor. Oradaki daha çabuk ulaştığı için o daha erken hareket etmesi lazım. Abi su içeceğiz size de alacağız. Tamam o. Lütfen arkadaşlar hassasiyet gösterelim. Sivil AFAD olarak daha doğrusu 2015 yılından bu yana yaz mevsimi gelmesiyle beraber biz bir takım tedbirler almaktayız boğulmalara karşı. Malumunuz hatırlarsınız geçmiş dönemlerde çok acı olaylar yaşandı. Botan kaynaklı ve diğer sularla kaynaklı çeşitli boğulmalar yaşandı. Biz 2015'ten bu yana aldığımız bir takım tedbirler. Bu tedbirler nelerdir? Hemen sıralayayım size. Başta motorize ekiplerimiz. Görmüş olduğunuz gibi 2 tane motorize ekibimiz var. Bu motorize ekiplerimiz sabahleyin 9'dan akşam 8'e kadar vatandaşları, piknik yapan, balık avlayan, yüzmeye gelen vatandaşları suların ani yükselmelerine karşı uyarılarda bulunmaktalar. Bunun dışında 3 dilde siren sistemimiz var. Bunlar Türkçe, Kürtçe ve Arapça uyarı yapmakta. Bunun dışında duyma engelli olan vatandaşlara da ışıklı, tepelerinde ışık bulunmaktadır ki o yarıp sönen ışığı da duyma engelli vatandaşımız da bunu görsün ve tehlikenin farkına varsın diye şey diyor. Bununla beraber 90-100'e yakın uyarıcı levha kıyı kesimli boyuna kadar hepsini yerleştirmişiz. Bunlar da üzerindeki yazılar, işte suya girmek tehlikeli ve yasak olduğunu belirten ibareler var. Bunun üzerine de bir figür var. İşte boğulmaların meydana gelebileceği tehlikesi. Bunun dışında yine cuma günleri özellikle cuma namazında müftülüğümüzce bu konuda uyarıcı mesajlar verilmektedir. Hutbeyle beraber işte kendi aile bireylerinin de bu konuda dikkatli olmaları konusunda. Bunlar aldığımız tedbirlerden bazıları olarak söyleyebilirim. Evet, bugünkü buraya geliş amacımız da hem motorize ekipleri yer teslimi yapmak hem eğitimlerini vermek. Gerek ben gerek şube müdürü arkadaşım ve şefimden beraber bunlara nasıl yapacaklarını geçmişte gerçi biliyorlardı ama yine de biz bunun hatırlatma babında tekrar bu çalışmaları onlarla beraber yaptık ve ileriki zamanlarda sezon boyunca başta ben olmak üzere diğer ekipteki arkadaşlarım sürekli hem bunların denetimlerini yapmaya geleceğiz. Ayrıca tabii ki vatandaşımızı da uyarmak da bizim görevimizdir. Geçmiş zamanlarda bizi çok dikkate almıyorlardı sağ olsun bizim vatandaşlarımız. Fakat son dönemlerde bizim amacımızın ne olduğunu farkına vardılar. Biz insanımızın hizmetindeyiz sonuçta. Son dönemlerde, son birkaç yıldır vatandaş bizi daha çok dikkate almama bir yana kabullendiler. Ve bizi gördükleri zaman daha biz ağzımızı açmadan onlar gereğini yapıyorlar sağ olsunlar. Aynı anlayışı bekliyoruz vatandaşımızdan, hemşerimizden. Biz onlar için varız kısacası. Biz onların hizmetindeyiz. Sadece bununla ilgili değil, bizim konumuzla, alanımızla ilgili karşılaştıkları hangi konu olursa olsun, afet ve acil durum halinde
her zaman bize ulaşabilirler. Biz dediğim gibi insanımızın, vatandaşımızın hizmetindeyiz. Ben de buralıyım. Ben de sizin gibi buralıyım. Biz bu Boltan çayında büyüdük. Bir kültürümüzde var olan bir şeydir aslında. Biz Boltansız yapamayız. Ben de yeri geldiği zaman eşimden, ailem, çocuklarımdan geldiğim olmuştur. Fakat bunu yaparken mutlaka can güvenliğimizi elden bırakmamak lazım. Çok önemli çünkü. Hatırlarsınız en son 2014'te altılı boğulma yaşanmıştı. Ondan öncesi 2011'de üçlü boğulma ve böyle süre gelmişti. Fakat aldığımız tedbirler tabii ki Allah'ın inayeti yardımıyla bunun önüne geçtik diyebilirim. Yaşanan boğulmalar münferit boğulmalardı. Biz yine onlarla ilgili gerekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İmkanlarımız el verdikçe. Tabii bu arada bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Sayın Valimizin bu konuda çok ciddi destekleri vardır. Kendi destekleri olmamış olsa inanın bu kadarını başaramazdık. Sayın Valimize ben burada şükranlarımı da arz ediyorum. Bugün buraya AFAD ekibiyle beraber boğulmalara karşı eğitim almaya geldik. Bize eğitim verdiler. Burada çok boğulmalar oluyor, ölüm oluyor. Bu saatten sonra biz buraya bakacağız. İnşallah hiçbir sıkıntı olmayacak.